Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım 11. haftanın 3. videosundayız. Konumuz kombinasyon. Evet, neymiş bakalım kombinasyon? Kombinasyon sevgili gençler seçim sayısı diyebilirsiniz. Yani seçim sayılarını bulacağız biz bunda. N ve R birer doğal sayı ve R N ile 0 kapalı aralığında olmak üzere N elemanlı bir kümenin R elemanlı alt kümelerinden her birine N elemanlı kümenin R'li kombinasyonu. Şurada fazladan yazmışız. Biri N olacak sevgili gençler. Orası hatta şöyle yapabiliriz. Hop, tamam. Şimdi bunu nasıl gösteriyoruz? C, N virgül R ya da direkt bu şekilde gösteriyorsunuz ki daha çok bunu tercih edeceğiz. İle gösterilir diyoruz. N'in R'lisi nasıl hesaplanır? N faktöriyel bölü N eksi R faktöriyeli bir yerden hatırlıyorsunuz. Nereden? Permütasyonun formülüydü bu. Eğer ki bu hesapladığını R faktöriyeli bölersen kombinasyonu bulmuş olursun. Tabii ki bunun için de bir kısa yolumuz var. İlla formüle sadık kalmak zorunda değilsin. Mesela bu 10'un ikilisi 10 çarpı 9 permütasyonunu açtım şu an. 10 çarpı 9'du permütasyon. Bölü 2 faktöriyel diyorsunuz. Alttakinin faktöriyeline bölüyorsunuz. Yani sevgili gençler burası 90 bölü 2'den 45 yapar. 4'ün ikilisi 4 çarpı 3 bölü 2 faktöriyel diyorsunuz. Yani bu da ne yapar sevgili arkadaşlarım? 6 yapar. 4'ün üçlüsü 4 çarpı 3 çarpı 2 bölü 3 faktöriyel diyorsunuz. 3 faktöriyelle 6 aynı şey. Cevap 4 olacak. 7'nin dörtlüsü 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Ki buradaki 4 ile buradaki 4, buradaki 6 ile buradaki 6 giderse burası 35 kalır. 8'in beşlisi sevgili gençler, onu da hemen söyleyelim. Tabii ki kısa yolları var, onları da göstereceğiz. 8, 7, 6, 5 ve 4. 5 defa açtım. Bölü 5 faktöriyel, yani 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 diyorsunuz. 5 kere 4, 5 kere 4 gitti. 2 kere 3 de 6'ydı zaten. 7 kere 8, 56 yapar. N'in sıfırlısı arkadaşlar, N tane elemandan 0 tanesini seçmek, yani hiçbirini seçmemek tek bir durum vardır. N'in birlisi N tane elemandan bir tanesini seçmek, N farklı seçenek vardır önümüzde. N'in N'lisi de arkadaşlar N tane elemandan hepsini seçmek yine bir farklı durum vardır. Bir durum vardır. Bunları aklınızda tutacaksınız. N'in sıfırlısı gördüğünüz zaman 1, N'in birlisi her zaman N'dir ve N'in N'lisi de her zaman 1'dir. Bunu da unutmuyorsunuz. 107. sayfamızın sağ üst tarafındayız. 8 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı alt küme sayısı. 8 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı alt küme sayısı 8'in üçlüsüdür. Ve böylelikle bu da 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 3 faktöriyel diyeceksiniz. 6 ile 3 faktöriyel gidecek. 7 kere 8'den 56 bulacaksınız cevabı. Eğer bu şekilde sorulduysa bunu hesaplayabilirsiniz. Bu şekilde yapabilirsiniz. N'in sıfırlısı N'in n'lisine, n'in birlisi n'in n eksi birlisine, n'in ikilisi n'in n eksi ikilisine ve n'in r'lisi de her zaman n'in n eksi r'lisine eşittir diyoruz. Yani aslına bakarsanız burada şundan bahsediyoruz. Sıfırla n'nin toplamı eğer yukarıdakileri veriyorsa bunlar birbirine eşittir. Bak bununla bunun toplamı ne yapar? Yukarıyı veriyor eşitler. 2 ile n eksi 2'nin toplamı n'yi verir? Birbirine eşitler. R ile n eksi r'nin toplamı n'yi verir? Birbirine eşitler dersin. Bir de burada eğer ki sevgili gençler n eksi 1'in ve n eksi 1'in hem r eksi 1'lisi hem de r'lisi hesaplanıp toplanırsa bakın şunlar ardışık olacak bir fazlası bunlar da birbirine eşit olacak. Bunu 1 artırıyorsunuz n diyorsunuz. Bunun da büyüğünü buraya yazıyorsunuz n'in r'lisine eşit oluyor. Mesela 5'in dörtlüsüyle 5'in beşlisini topladığınız takdirde sevgili gençler bunu bir artırıyorsunuz. 6'nın bunun da büyüğünü seçiyorsunuz. Beşlisine eşit olur diyoruz. Gibi. Örneğimize bakalım. 8'in x'lisi 8'in 3x eksi 4'lüsüne eşit olduğuna göre x'in alabileceği değerlerin çarpımı sorulmuş. Öncelikle şununla şunun toplamı 8'i verir diyeceğiz. Bu 1. X ile 3x eksi 4'ün toplamı 8'i verir diyeceğiz. Buradan arkadaşlarım 4x eksi 4'ü karşıya atarsanız 8 artı 4'ten 12 gelir. Demek ki x kaçmış diyeceğiz. 3. Bir de ikinci olarak bununla bu direkt birbirine eşit olurlarsa da bu ifadeler birbirine eşit olur. Bu kombinasyonlar birbirine eşit olur. Yani x eşittir 3x eksi 4 diyeceğiz.
Buradan 4 eşittir 2x gelecek ve x de buradan 2 gelecek. İşte bize bu x değerlerinin çarpımı sorulmuş. 3 çarpı 2 derseniz cevabın 6 olması gerektiğini bulabilirsiniz. Devam. Şimdi buraya bakalım. N ve N var. Burada da ardışık 2 ile 3 var. O halde bu ikisini toplarsanız arkadaşlar, şu ikisini toplarsanız burası N artı 1'in üçlüsü olur. Üssü 1 artırdım. Alt tarafında büyüğünü seçtim. Artı devam ettiriyorum işlemi. N artı 1'in dörtlüsü dedim. Daha sonrasında eşittir. N artı 1 ve N artı 1 alttakiler de ardışık. O halde sevgili gençler, burası da N artı 2'nin büyük olanı seçtik, dörtlüsü. Ve bu da kaça eşitmiş? Onun dörtlüsüne mi? Gördüğünüz üzere artık bunlar birbirine eşitse, 4 ve 4, bunlar birbirine eşitse N artı 2 ile 10 da birbirine eşittir. N artı 2 eşittir 10 derseniz N'nin 8 olması gerektiğini bulursunuz. N kaçtır diye sorulmuştu. Cevap 8 olacak sevgili arkadaşlarım. Devam ediyorum 108. sayfamla. 7 kişilik bir ekipten seçilen 3 kişi kaç farklı biçimde sıralanabilir? Aslında permütasyon sorusu. Yani cevap P 7'nin üçlüsü. Ama biz bunu ayrı ayrı bulalım. Yani diyor ki 7 kişiden diyor önce 3 kişi seç. Hadi seçelim 3 kişiyi. Neyle seçeceğim? 7'nin üçlüsüyle, kombinasyonla. Daha sonrasında bu 3 kişi sıralansın diyor. Onlar da 3 faktöriyel biçimde sıralanır. Bakın buranın cevabı 7 çarpı 6 çarpı 5 gelir. Yani 210 gelir. Burası ise 7'nin üçlüsü 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 3 faktöriyel. Çarpı bir de 3 faktöriyel var. Yani aynı şeylermiş. Bunlar gider. Cevap yine 210 olur diyebilirsiniz. Örnek. SML hocanın 5, Irmak hocanın 4 tane öğrencisi vardır. SML hocanın öğrencilerinden 2, Irmak hocanın öğrencilerinden 2 öğrenci seçilip aşağıda üstten görünümü verilen masada ders çalıştırılacaktır. SML hocanın öğrencileri karşılıklı oturmak istediklerine göre bu oturum kaç farklı biçimde gerçekleşir? Şimdi SML hocanın benim 4 tane öğrencimiz vardı. Bunlar öğrenci, 5 tane öğrencimiz vardı. Şunlar öğrencilerimiz. Irmak hocanın da 4 tane öğrencisi vardı. Şu şekilde. Sevgili gençler, ikisinden de iki gruptan da ikişer tane öğrenci seçeceğiz. Şimdi şuradan seçeceğim iki öğrenci 5'in ikilisi farklı biçimde seçilirken buradan seçilecek öğrenciler 4'ün ikilisi farklı biçimde seçilirler. Bunları da aynı gruba katacaksak çarparız. 5'in ikilisi 10'dur. 4'ün ikilisi 6'dır. Bunları çarparsak 60 farklı biçimde seçim yaptık. Ve şimdi bunları sıralayacağız. SML hocanın öğrencileri ne? S1 ve S2 diyelim. Bunlar karşılıklı oturacaklarmış. Karşılıklı oturacaklarsa bu şekilde bir oturum söz konusu olabilir. Irmak hocanın öğrencileri de I1 ve I2 diyelim. Bunlar buraya 2 faktöriyel biçimde yerleşebilirler. Fakat SML hocanın öğrencileri karşılıklı oturacaklarsa illa bu şekilde değil, şuraya da karşılıklı oturabilirler. Bu kısma da karşılıklı oturabilirler. Dolayısıyla ne diyeceğim? Çarpı 2. Tabii bir de SML hocanın öğrencileri illa S1 üstte S2 altta değil, tam tersine S2 burada S1 burada şeklinde de sıralanabilirler. O halde ne diyeceğim? Çarpı bir de 2 diyeceğim. Yani sevgili gençler, sıralama içinde söz konusu olan 8 tane farklı durum söz konusu. 60 tane seçmiştik. 8 farklı biçimde de sıraladık. O halde bu öğrenciler 480 farklı biçimde seçilip sıralanabilirler. Devam ediyorum. Bir üstteki sorumla. 12 sorudan oluşan ve soruların seçmeli olduğu bir sınavda. Bir öğrenciden 9 soru seçip cevaplaması istenmiş. 3 tanesini boş bırakacak yani. İlk 4 sorudan en az 3'ünü cevaplamak zorunda şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şu ilk 4 sorudan, şu kısımdan 3 tanesini seçip cevaplamak zorunda diyor. Mesela şu şekilde seçilebilir ya da ilk 3'ü ya da son 3'ü. Hiç fark etmez. O halde ilk 4 sorudan 3 tanesini seçtim ve bunları cevapladım dedim. Daha sonrasında kaç farklı şekilde sınavı bitirebilir demiş. Ama en az 3'ünü unutmayın. Şimdi ben 3 tane seçtim. Toplam 9 tane cevaplayacaktım. Şurada 8 tane soru kaldı. Ve bu 8 sorudan sevgili arkadaşlarım geriye çözmemiz gereken 6 soruyu seçmemiz lazım. Yani 8'in 6'lısı diyeceğim. 4'ün üçlüsünü biliyorsunuz 4'ün birlisine eşit. 8'in 6'lısı da 8'in ikilisine eşittir. 4'ün birlisi 4, 8'in ikilisi ise 8 çarpı 7 bölü 2. 2 ile 8 sadeleşir 4.
4 kere 7 28 ve buradan 4 çarpı 28 yani 80 artı 32'den 112 tane farklı durum söz konusu. Fakat biz bu 4 sorudan en az 3'ünü dediği için 4 soru da seçmiş olabiliriz. Yani 4 sorudan 4'ünü seçtim çarpı yanında kalan 8 sorudan bu sefer 5'ini seçmek zorundayız. 4'ün 4'lüsü 1'dir. 8'in 5'lisi de 8'in 3'lüsüne eşittir biliyorsunuz. O halde 1 çarpı 8'in 3'lüsü 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 3 faktöriyeldir. 3 faktöriyelle 6 sadeleşir ve burası da 56 farklı durum gelir. Yani totalde 112 artı 56 tane farklı cevaplama seçeneği mevcut bu öğrenci için. Toplarsanız da bunları 168 gelir sevgili gençler ve doğru cevabımız budur diyebiliriz. Bir diğer örneğimiz. 5 evli çift arasından içinde sadece bir evli çift bulunan 4 kişilik bir grup kaç farklı biçimde seçilebilir diye sorulmuş. Şimdi evli çiftleri sevgili gençler şöyle birbirine bağlayarak gösterelim. 5 evli çift olduğuna göre bunlar 10 kişilerdir diyebiliriz. Daha sonrasında 4 kişi seçeceğimizi söylemiş ve bu seçilenlerden sadece sevgili arkadaşlar içerisinde bir çift olacak. Yani iki kişi birbiriyle evli olacak. Diğerleri sevgili gençler çift olmayacak şekilde seçmemiz gerekiyor bizim bunları. Peki şimdi ben buraya çift seçeceksem elimde zaten 5 tane çiftin olduğunu biliyorum. Şu ikisini direkt 5'in birlisi biçiminde seçebilirim. Çarpı gibi devam ediyorum. Şimdi çift olmayan seçeceğim. Varsayalım ki şunu seçtik. Bunu ortadan kaldırdık. Pekala geriye 4 tane evli çiftimiz yani 8 tane kişimiz kaldı. O zaman 8 kişiden herhangi 2 kişiyi seçsek olmaz mı hocam? Olmaz. Neden? Çünkü o 8 kişiden 2 kişiyi seçtiğin zaman o kişiler bunlar da olabilir. Madem öyle şu veya şu gelmesin istiyoruz ikisi birlikte. O halde o 4 tane ihtimali çıkaracaksın burada. Böylelikle 5'in birlisi 5, 8'in ikilisi 28, eksi 4 diyeceğiz. Şu kısım 24 olduğundan 5 kere 24 120 yapar ve böylelikle cevabımız budur diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geçtim bir diğer soruma. A şıkkı bir çember üzerindeki 6 noktadan geçen kaç farklı doğru vardır diye sorulmuş. Şimdi gençler 2 tane nokta versem ben size bu 2 noktadan kaç tane doğru geçirebilirsiniz? Sadece bir tane. Değil mi? Şimdi o halde şöyle diyeceğim ben. Burada 6 tane farklı nokta varsa 6 noktadan ikisini seçerim. Ve her birinden yalnızca bir tane doğru geçer. Ki 6'nın ikilisi 15'tir. Demek ki 15 tane doğru geçirebilirim ben buradaki noktaların tamamından. B şıkkında ise bu noktaları köşe kabul eden kaç farklı üçgen çizilebilir? Üçgen çizebilmek için ise 3 tane noktaya ihtiyacım var. Bir tane bundan doğru, bir tane bundan ve bir tane de bundan doğru geçirirsem arada kalan şekil bir üçgen olacaktır. Dolayısıyla 6 tane doğrusal olmayan noktadan üçünü seçip her birinden birer tane üçgen geçer, üçgen çizilebilir derim. Altının üçlüsü 20 kere 1, cevap 20 olacaktır diyebilirsiniz. Unutmayın, doğru geçirirken iki tane noktaya, üçgen çizerken üç tane noktaya ihtiyacınız olduğu için bunu yaptınız. 108. sayfamızı da bitirdik, geçtik 109'a. Şekildeki yarım çember üzerindeki 7 noktadan kaç tane doğru geçer? Ha, çok basit. Ne diyeceğiz hemen? 7'nin ikilisi. Tane nokta doğru geçer. Yalnız şöyle bir durum var. Eksi. Hocam niye eksi dedik? Şundan kaynaklı. Bakın ben şu doğruyu çizdiğim zaman şunla şundan geçen doğru da bu doğrudur. Şunla şundan geçen doğru da bu doğrudur. Bununla bundan geçen doğru da bu doğrudur. Buradaki noktaların herhangi iki tanesinden seçilip de bu noktalar üzerinden geçirilen doğruların hepsi aynı doğru olduğu için biz bunu defalarca saydık. Yani o zaman ben diyeceğim ki şuradaki dört tane noktadan geçen doğruları çıkaralım. Çıkardık da biz bu doğruyu da çıkardık şu an. Onu çıkarmayalım. Çünkü zaten elimizde bir tane halihazırda var. Artı tekrar bir dedim. 7'nin ikilisi 21 yapar. Eksi 4'ün ikilisi 6 artı 1 diyeceğim. 21 eksi 6 15. 1 eklersem cevap 16 gelir. Böylelikle 16 tane doğru geçer diyebilirim. Bir diğer örnek. D1 ve D2 doğruları A noktasında kesişmektedir. Bu doğrular üzerindeki 8 nokta en çok kaç doğru belirtir diye sorulmuş bize. Pekala, toplamda kaç tane benim noktam vardı? Toplam 8 noktam vardı. Bu 8 noktadan herhangi iki tanesini seçersem doğruları çizebilirim. Fakat eksi.
Şuradaki doğru 5 tane noktadan herhangi 2 tane seçilen noktadan geçen doğruyla aynı doğrudur. O halde ben o 5'in ikilisini çıkaracağım. Bir de bir daha eksi diyorum. Neden? Çünkü aynı şey burada da geçerli. O halde oradaki 4 noktadan geçen, 4 noktadan ikisinden geçen herhangi doğruyu da çıkaracağım. Artı 1, o 1 D1'i silmiştik. Artı bir daha 1, çünkü D2'yi de silmiştik az önce. O halde 8'in ikilisi 28, 5'in ikilisi 10, 4'ün ikilisi art 6. Bir de burada neyimiz var? 2'miz var. 28'den 16'yı çıkarırsam 12, artı bir de 2 eklersen doğru cevabın 14 olması gerektiğini söyleyebilirsin. Geçtim bir diğer soruma. DK'ya paralel, yani şuna paralel olmak üzere şekildeki 9 nokta en çok kaç tane üçgen belirtir? Şöyle diyeceğim, bu üçgenler ya şu şekilde sivri ucu aşağı bakar ya da şu şekilde sivri ucu yukarı bakar diyebilirsiniz. O halde sevgili gençler, iki durum için bulalım. Sivri ucu aşağı bakacaksa tabanını çizmek için benim iki tane noktaya ihtiyacım var. Sivri ucunu göstermek için bir tane noktaya ihtiyacım var ki şöyle bir üçgen çizebilelim. O halde arkadaşlarım, ben yukarıdan iki tane nokta seçerim. 5'in ikilisi. Aşağıdan bir tane nokta seçerim. 4'ün birlisi. Artı eğer ki benim üçgenlerim şu şekilde olacaksa aşağı taraftan iki tane seçerim. Üst taraftan bir tane seçerim. 5'in ikilisi 10, 4'ün birlisi 4, artı 4'ün ikilisi 6 çarpı 5'in birlisi 5. Bu kısım 40, burası da 30 yapar. 40 artı 30'dan cevabın 70 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebilirsin. 109. sayfamızın sağ üst tarafındayız ve bize denilmiş ki E1, E2, E3, E4, E5, E6 paralel ve D1, D2, D3, D4 paralel olmak üzere şekilde kaç tane paralel kenar vardır? Öncelikle benim paralel kenar bulabilmem için şöyle birbirine paralel iki tane yatay ve birbirine paralel iki tane dikey doğruya ihtiyacım var ki ortada kalan şekil bir paralel kenar olsun. O halde bakınız, burada kaç tane yatay doğru var? 1, 2, 3, 4 tane var. D1, D2, D3, D4 bunlar da zaten. Pekala. Madem öyle, ben bunlardan herhangi iki tanesini seçeyim. Çünkü bana iki tane lazım. Çarpı. O zaman dikeylerden de iki tane lazım olduğu için dikeyde kaç tane var arkadaşlar? 6 tane var. O halde 6'nın ikilisi diyeceğim. Şu an soruyu bitirdiniz. 4'ün ikilisi 6. 6'nın ikilisi de 15. Çarparsanız bu şekilde, gördüğünüz şekilde tamı tamına 90 tane paralel kenar vardır diyebilirsiniz. Aynı mantığı dikdörtgene de uygulayabilirsiniz eğer karşınıza çıkarsa, ki çıkacaktır. Dikdörtgen çizmek için de birbirine paralel iki tane dikey ve birbirine paralel iki tane yatay doğruya ihtiyacınız var. Arada kalan şekil yine ne olacaktır? Dikdörtgen olacaktır sevgili gençler. Paralel kenarlı aynı mantıkla çözebilirsiniz. Evet sevgili gençler, burası da son sayfamızdı. Artık sonraki videoda, sonraki hafta görüşeceğiz. Matematiğin ilacından çözenler, matematiğin ilacındaki sayma, permütasyon ve kombinasyon kısımlarını, iki kitabı da, yani hem matematiğin ilacı hem de TYT Soru Bankası'nı çözenler yine aynı şekilde, onların yükleri biraz daha ağır ama aynı şekilde permütasyon, kombinasyon ve sayma konularının testlerini, sadece ama sadece TYT Soru Bankası'ndan devam edenler ise, acil matematik TYT Soru Bankası'ndan devam edenler ise yine aynı bölümleri çözebilirler arkadaşlarım. Hocam bunlar yeterli olacak mı? Şu anlattıklarınız emin olun yeterli olacaktır arkadaşlar. Hiç şüpheniz olmasın. Hani hocam bu konunun sadece temeli değil miydi? Zaten temeli anlaman yetiyor bu konularda. Geriye kalan tek şey senin bol miktarda soru çözmen. Ta sayma videosunun en başına da söylemiştim. 2018'den beri ÖSYM'nin çıkardığı sayma, permütasyon, kombinasyon, binom, olasılık soruları öyle ahım şahım zor olmayan sorular sevgili gençler. Bu konuyu dinlediyseniz ve birkaç tane test çözdükten sonra dilerseniz o sorulara da bakın. Yani çıkmış sorulara da bakın, yayınlanmış sorulara. Dediğimi çok net anlayacaksınız. Evet, bir isteğiniz arzunuz olursa yorum kısmına yazmakta çekinmeyin. Ben bütün yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar. Çoğu zaman da cevap vermeye de çalışıyorum. Veriyorum da. Herhangi bir sıkıntınız varsa, herhangi bir soru işaretiniz varsa, bir yorumunuz varsa
Lütfen yorum kısmına belirtin. Dersi beğendiyseniz de videonun altındaki beğen butonuna basmayı da unutmayın. Haftaya görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın ve bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.